Hepinize yeni bir PUBG Mobile videosu. Merhaba dostlar. Bugün sizlerle birlikte Lunapark dizisi. Bugün sizlere hem ışınlanma hem de yeni bir görünmezlik taktiği göstereceğim. Ama bir dakika, şurada eseler açık varmış da. Ben bunu pek sevmiyorum. Şunun içinden daha güzel şey çıkar mı? Kar 98 çıktı. Okey. Okey. Buraya bu arada kimse gelmezse benim işime acayip yarayacak derken uçan birini gördüm. Aha da buradan da bir M4 gördüm. Şunu aldım ve bu. Bir an ölmeyeceğini sandım. Kankam sen öl. Bir şey diyeyim mi, bunlar niye bu kadar geç geldi? Ya bence çok geç geldiler. Şu aşağıdaki arkadaşları vurabilir miyim? Kanka nereye gidiyorsun? Bay bay. Oo, SKS'miz var. Ben de atayım mı şunu? Şu atayım bir tane. Hadi hadi ben atayım. Ben de şunu kiralayayım. Kanka kill yok size. Pompalın mı var senin? Yani SLR'cığım var. Okey, bir git dönsem. Ya gene mi onun üstüne çıktınız ya? Oğlum onun üstünde ne var? Bak daha bundan bir önceki maç ben oraya uçtum. Kafam çarptı. Kanka ne yapıyor? Ya bak şimdi ayıp değil mi mesela? Sen az önce geldin buraya beni böyle vurdun. Hani kar falan alıyorsun eline. Ayıp bence. İnşallah burayı bitirmişsindir. Oğlum bir ses daha var. Ana sen buradan. Öldüm. Gene kilitliyorum. Bak işaretleme beni. Yeter artık. Atlasam ölürüm. Kitin var mı? Bak sabahtan beri beni uğraştırıyorsun. Kanka ne yapıyorsun İbrahim? Arkadaşı geliyor sağdan. Ya şimdi arkadaşını kurtaracaksın ya öleceksin. Karar senin. Abi bir tane de şundan atayım. Hangisi? Arkadaşını kurtarmayacaksın yani. Okey. Başka da bir arkadaşı yok yani, bittiler. Sonunda burayı temizledim. Hepsi değişik değişik yerlere çıkıyorlar. Şunun üstlerine falan uçuyorlar. Hatta hani sen gelmese miydin ki ya? Ben ne güzel bak bitti diyorum, her şey biri geliyor. Hatta bundan önceki maçta şunun içinden bile adam vardı. Hani onlarla falan uğraştı. Ben bu videoyu ikinci kez çekiyorum bu arada. Şimdi sizlere iki taktik göstereceğim. Birincisi ışınlanma taktiği. İkincisi ise görünmezlik taktiği. Hani tekrardan yeni şekliyle görünmez olabiliyorsunuz. Hani mesela maç sonu işte örnek veriyorum, hayatta kalmak istiyorsunuz. Bunu kullanabilirsiniz. İlk önce sizlere ışınlanma taktiğini göstereyim. Işınlanma taktiği nasıl yapılır derseniz. Burada starting yazısına basıyorsunuz. Tamam mı? Bastım şöyle okursa. Aynen 10, 9, 8 diye sayıyor, tamam mı? Böyle saymasını bekliyorsunuz birazcık. Böyle işte 5, 4, 3 falan filan böyle gidiyor yani bu sayı. Hadi kapat 1, 0. Okey. Daha sonrasında işte bu sarının üstünden böyle geçiyorsun bak. Sarıya geliyorsun ama durmuyorsun, gidiyorsun. Daha sonra gittikten sonra istediğin yere git, fark etmez. Mesela bak şu an sağ tarafta müziği hazırla diye bir tuşu var, tamam mı? Ben şimdi gideceğim buradan bir tane şu motoru alıp sürsem mi diye düşünüyorum ama neyse. Bu motoru ben şimdi sürersem sıkıntı olur. Hani jip almaya gideceğiz, bir de jipte göstereyim diyorum görünmezlik taktiğini, orada daha güzel oluyor. Hemen şöyle mesela müziği hazırla tuşuna bastığımda beni buraya geri yolluyor. Hani buradan istediğiniz kadar uzağa gittiğinizde bu tuşa bastığınızda bu taktik sayesinde geri gelebiliyorsunuz. Ben bu taktikleri yeni sezona özel çekiyorum. Hani daha önce çekecektim ama dedim ki hani sezon gelince çekeyim. Sezonda rank kasarken belki işlerine yarar. Örnek veriyorum, hani işte alana gittim, baktın önünde adam var, kaçacak hiçbir yerin yok. Hazırla tuşuna bas ve Lunapark'a gir ışından. Hani amacı aslında bu. Şimdi buradan bir tanecik ben buggy buldum. Buggy'yi hemen şöyle Lunapark'a doğru götüreyim. Hemen şöyle çıkartıyorum. Mesela eskiden bu buggy'leri Lunapark'a çıkaramıyordunuz diye hatırlıyorum ben sezon 12'de falan. Ama şimdi artık çıkıyor yani. Bu sezonda çıkıyor. Hani eski oyuncular bilir, bunlar normalde buraya çıkmıyordu. Bak mesela şuraya girmiyor aynen. Hani buraya kadar giriyor. Peki bu taktik nasıl bir şey derseniz, görmezlik taktiği, hemen sizlere göstereyim. Yine starting müziğe basıyoruz fakat 10 saniye diyor, beklememiz gerekiyor. Şimdi 10 saniye de oldu, ben starting yazısına bastım, tamam mı? Burada işte yine bekliyoruz, 19-8 diye sayacaklar fakat şu an emülatör gene kasıyor bak.
Derken okey, oralar birazcık kalabalıklaşıyor, savaş falan var orada. Tamamdır, şimdi buradaki süre bitti. Daha sonrası da ise buraya geldikten sonra hani bu sarı yazı çıkıyor ya müziği hazırla. Onu aktif etmek için şöyle yapmanız gerekiyor. Buradan dümdüz olarak hani koşmayı bırakmadan yürümeniz gerekiyor. Daha sonrası da ise ben emülatör olduğum için bir tuş atamam gerekiyor. Müziği hazırla tuşunun üstüne. Şimdi bir tane ben tuş ekleyeceğim. Mesela buraya L tuşunu ekledim. Daha sonrası da ise L ile F'ye aynı anda basıyorsunuz. Tamam mı? Daha sonrası da ise siz artık bu arabada görünmez olabiliyorsunuz. Bu arada şu anda yalnız kapı şey buldum. Eğer ki bu taktiği bugde yaparsanız sizlere görünmezlik değil de 5. boyut bakışı gibi bakış açısı veriyor. Hani şu an emülatörde olduğum için ben kontrol edemiyorum ama fareyle eğer istersem kontrol edebiliyorum. Hani bana böyle değişik bir bakış açısı sunuyor ve burada böyle kaldım. Bu sizlere hani bu taktiği yapacaksanız buggy ile yapmayın. Buggy ile yaparsanız eğer böyle bir bakış açısı kazanıyorsunuz. Tabii işte emülatörün tuş ayarları vesaire olduğu için hani ben bunu istediğim gibi kontrol edemiyorum mesela. Bak şu an böyle gidiyor. Hani bak adam burada. Yani değişik bakış açısı oluyor. Emülatörünle mesela mobil olsam ben şu an kendimi kontrol edebilirdim. Şimdi tuşa bastım ben böyle yine 19-8 diye bu sayacak. Tamam bunu bekledikten sonra hani böyle bekliyorsunuz işte 7-6-5-4. Azıcık hızlandıramıyoruz mu ya? 10 saniye bence çok fazla olmuş diyebilirim. Bak şimdi burası böyle çalışırken koşarak geliyorsun. Tuş buradayken aracına biniyorsun ve artık sen bu araçta görünmez oluyorsun. Aslında taktik böyle bir şey. Yani oradan buraya kadar koşarak geliyorsun. Tuş oradayken hemen ya ben mesela emülatörde tuş atadım. Ne yaptım? L ile F mesela. L o tuşa basıyor. Müziği hazırlığa basıyor. F'ye bastığımda da ne yapıyor beni? Görünmez falan yapıyor. Daha sonrasında ise bu aracı istediğiniz gibi sürüp görünmez gidebilirsiniz ya. Bak şu an ben mesela bu araçta yokum. Kimse beni görmüyor aga. Hani isterseniz de hatta deneyelim yani. Bir şey değil mi? Bak büyük ihtimalle bu adamlar ya Toki'de ya School'da. Kesin ikisinden birinde bak. Başka hiçbir yere gitmiyorlar. Aha önümde adam var. Gel 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 güm. Adam gelecek arkamdan. Bakıyor araçta kimse yok. Geldi. Bak şu an orada pusuyor böyle bakıyor. Koruma kalkanı falan açtı. Arabada acaba biri var mı falan. Böyle bakıyor yani. Şu an bana sıkmıyor mesela. Çünkü görmüyor. Şu an mesela arka araçta cover yaptılar değişik bir şey. Bak bak. Gelse bak aga bak. Bak. Geldi. Arabanın içine mi giriyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Arabamdan ne istiyorsun? Arabamdan, arabamdan, arabamdan. Ne istiyor? Kaç 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 kaçamadım. Hani taktiğimiz bu şekilde görmüş olduğunuz gibi görünmez olup hani yani böyle mesela son alanda kimseye kendinizi göstermeden örnek veriyorum son alanda aracı tam onun ortaya böyle koysun tamam mı? Kimse de o araca sıkmaz. Sen o aracı işte de görünmez beklerken bu arada kimseyi öldürme çünkü eğer ki öldürürsen seni biri bildirirse birazcık ban yeme riskin var haberin olsun. Hani bu rank kasarken böyle safe takılmak gibi bir şey düşün hani ölmeyeyim hayatta kalayım fazla puan alayım gibi düşünebilirsin. Hani bu taktik de böyleydi. Şimdi isterseniz videomuzun artık sonuna gelelim. Umarım bu video beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın diliyorum ve hoşça kalın. Ben kaçıyorum artık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.